Bugün çok ailen konuşsun istiyorum. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Ailenim seni bekliyorum. Bağlanabilecek misin tatlım? Evet, bakalım ailen bağlanabilecek mi? Yayına gelirse sohbete başlayacağız ki geldi. Evet. La. Ay, çok şarkı söylemek istedim. Merhabalar. Selam, hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. Bu ne geldin benim kadar konuğum. güzel bir müzik. Vallahi içim coştu. Değil mi? Değil mi? Şahanesin Tamar'cığım. Çok teşekkür ederim. Ama bence sen bizim içimizi daha çok coşturabileceğin için müziğe şimdi ara veriyorum. Çünkü Evet. bazen müziğin sesi bizden fazla oluyor. Buradan da çok net anlaşılamıyor. Biliyorsun teknolojiyi şu anda düzgün kullanamıyoruz. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapıyoruz. Bu yüzden tatlışım artık müzik dinlemek istemiyorum. Seni Peki. dinlemek istiyorum. Bugün çok güzel bir şey konuşacağız çünkü değil mi? Aynı saçların mükemmel gözüküyor bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Çok kıskanç Ben oldum. de Ben şahane de kıvırcık saçlıyım görünüyorum. biliyorsun ama beceremiyorum. Hep böyle düzleştiriyorum Ben bu doğal bırakıyorum vallahi. Çünkü doğal kıvırcık öyle daha rahat ediyorum. En Senin güzelini hani yapıyorsun. vallahi. En güzelini yapıyorsun. Aylin bugün bana dedin ki Tamar, mutlu olmak sanatını konuşalım. Konuşalım. Nasıl? Konuşalım. Vallahi mutluyuz aslında, değil Ya mi? ben çok mutluyum. Şu anda yani şahane bir müzikle böyle enerjimi bir yükselttin ki böyle havalarda uçuyor gibiyim. Oh, süper oldu. Çok iyi oldu. Ben hep bu müziklerle yaşıyorum Vallahi zaten. Bilemem. şahane. Şahane bir müzik. Mutluluk nedir tabii aslında? Mutluluk nedir diye düşünürsek, mutluluk aslında bir süreç değil mi? Yani hani hep mutlu olmak diye bir olamaz yani. Her an her zaman mutlu olamayız tabii ki değil mi? Evet. Aslında küçük anlardan itibaren yapılan bir şey. Ama bence mutluluk çok yani yüzyıllardır konuşulan bir konu değil mi? Hepimizin amacı ne? Mutlu olalım. Bütün amacımız bu zaten değil mi? Evet, kesinlikle. Yani evet bir de mutluluk aslında bir bütün. Hani fiziksel bir bedenen mutluluk var, sağlık var. Ruhen, beynen hepsi böyle bir denge içinde ve de bir uyum ve bütünlük içinde biz hani holistik diyoruz. Hepsi bir uyum içinde olduğu zaman mutluluk oluyor. Çünkü hani çok mutlusun ama işte bazen vücudunda ağrılar oluyor, bir şeyler oluyor zaman tabii mutluluğun biraz kısıtlanıyor değil mi? Onun için bir bütünsel olarak bakmak lazım. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani Aynen, değil aynen mi? doğru. Hepsi bir bütün bunları. Dolayısıyla yani hep onu düşünmek lazım. Bir de neyi hatırlamamız lazım biliyor musun? Mutluluğumuzu devamı için niye burada olduğumuzu hatırlamak lazım. Yani hayat amacımızı hatırlarsak hiçbir şey çok bizi aslında üzmüyor. Çünkü görüyoruz ki yani iyi de olabiliyor hayatta, kötü şeyler de olabiliyor. Ama bizim bunu seçerek hayata geldiğimizi düşünürsek ki yukarıdan ben öyle düşünüyorum. Yukarıdan seçip gelmişiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla da o zaman çok üzülmüyorsun. Yani yukarıdakini bırakıyorsun. Birisi Allah diyor, birisi dua diyor, birisi işte enerji diyor, birisi Tanrı diyor. Herkesin değişik bir ismi var. Hani ona büyük büyük resme güvenirsen çok da yani biraz üzülüyorsun ama o kadar da çok üzülmüyorsun diye düşünüyorum. Yani bir de kendini sevmek de çok önemli bir şey. Yani kendini seversen zaten pozitif oluyorsun. Mutlu oluyorsun. Çok Değil mi? güzel burada çok güzel yorumlar var Aylin. Bu arada Neler ben küçük söylüyorlar? söylemek istiyorum sana. Bir Lütfen. arkadaşım demiş ki mutluluk tamamen bence ne olduğunu bilmektir demiş. Ya bu Güzel kadar. bir yorum. Bu kadar. Sonra Bravo. sevgili Ulaş demiş ki ruhen, bedenen ve sosyal halden iyilik haline mutluluk diyorum demiş. Mutluluğun Bravo. tanımları çok güzel. Aa, ben bu akşam mutluluk filmini izleyeceğim Zülfü Livaneli'nin. Aklıma Çok iyi fikir, geçirdiler. çok iyi fikir, Çok çok iyi iyi fikir. peki. Evet hayatım devam ediyoruz. Çünkü Dinliyorum ben yani seni. kendimizi sevmemiz lazım ve kendimizi hatırlamamız lazım. Yani çünkü doğduğumuz zaman unutuyoruz neden buraya doğduğumuzu. Onu hatırlarsak ve kendimizi sevmeyi hatırlarsak her şey daha kolay olacak. Mesela şimdi uçamıyoruz ama hatırlayın uçtuğumuzda ne derler uçakta? İşte hava basınca çıktığı zaman maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza koyun. Yani kendi self care çok önemli. Kendimize iyi bakmamız lazım. Bir de yani dediğim gibi
da her şekilde kabul etmek lazım. Unutmayalım. Ne? Size bir örnek vereyim. Hayat dört mevsim değil mi? Evet. Ya özellikle biz Türkiye'de ne kadar güzel tam bir dört mevsim var. Yani onun için Türkiye'de yaşayan insanların bunu tekrar şükretmesi gerekiyor. Dört mevsimi ne kadar şahane yaşadıkları için. Ama şunu söylüyorum, hayat bir dört mevsim. Biz de yani o dünyanın bir varlıklarıyız değil mi? Biz de ağaçlar, bitkiler gibi bunun bir parçasıyız doğanın. Dolayısıyla aynen. İşte yani kış ne oluyor? Kış bitiyor. Bir ilkbahar geliyor. Her yer çiçek açıyor. Ondan sonra yaz geliyor. Tekrar sonbahar. İşte hayatımızda da öyle. Hani hep bir kötü bir an olduğu zaman ya da umutsuz olduğumuz zamanlar olabilir. İşte çok üzüldüğümüz, mutsuz olduğumuz zamanlar olabilir. Ama neyi hatırlamamız lazım biliyor musun? Artık kışın sonunda da tekrar...